Evet. Hazreti Enes rivayet ediyor. Hazreti Muaz'la, hemen hızlı okuyalım. Hazreti Muaz'la beraber yolculuk ediyorlar Hazreti Enes. Muaz Efendimiz. Efendimizin terkisine binmiş, atına, devesine. Ne kadar güzel değil mi? Böyle sarılıyorsun, kokusunu kokluyorsun Efendimizin. Koklaya koklaya gidiyorsun. Nasıl kokuyor? Allah, kim bilir nasıl kokuyor değil mi? İnşallah onu duyarız. İnşallah o kokuyu duyarız. Gülleri bile kıskandıran kokusu var diyorlar. Bülbüllerin diyor sesini kesen bir kokusu vardı. Öyle şair yazmış. Öyle mis gibi kokuyor. Allah'ım şefaatine nail eylesin. Sarılmış öyle giderken Efendimiz sesleniyor ona. Ya Muaz diye. O da hemen diyor ki emret ya Allah'ın Resulü. Muaz da genç. Muaz da genç delikanlı. Öyle. Efendimizin hep etrafı gençmiş. Ya gençlerde hayır var. Gençlikte hayır var. Gençliğin kıymetini bilelim. Şimdi sorsak ihtiyarlara, amcalarımıza ah diyecek değil mi? Ah gençlik. Bak diyor ki bana bakma ben gencim diyor. Bana bakma diyor ben gencim. Ona baktım ters bakıyor. Sana bakmadım arkadakine bakıyorum. Sen gençsin. Ah gençlik ah. Emret ya Resulallah diyor. Efendimiz diyor ki مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ Kim ki diyor böyle giderlerken, kim ki Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederse ve Hazreti Muhammed'in de onun Resulü olduğuna şehadet ederse, onun da diyor Allah Resulü olduğuna şahitlik ederse bir kimse, ama öyle dilinin ucuyla değil, yani la ilahe illallah Muhammeden Resulullah demiş ama her haltı işlemiş. Öyle değil. Öyle değil. Sıdkan min kalbihi. Kalbinden doğrulukla, sebatkar bir şekilde Allah'a ve peygambere iman etmişse illa harramehullahu alennar. Ancak ve ancak Allah o adama cenneti haram kılar. Kim diyor kalbiyle sıdkan eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu derse ve buna kalbiyle, bütün varlığıyla, bütün hücreleriyle iman ederse Allah ona cehennemi haram kılar diyor. Hazreti Muaz şaşırıyor. Diyor ki ya Resulallah, ben diyor bunu gidip başkalarına haber vereyim, müjdeleyeyim mi? Bu büyük bir şey diyor. Ne demesini bekliyorsunuz Resulullah Aleyhisselam'ın? Koş koş herkese haber ver demesini bekliyoruz değil mi? Efendimiz demiş ki eğer sen böyle yaparsan bunlar bu müjdeye sarılırlar, tembellik gösterirler. Söyleme diyor. Biz bak bu kadar azap anlatıyoruz, bu kadar cehennem anlatıyoruz. Hala daha adam olamıyoruz bir türlü. Doğru yola adam gibi giremiyoruz. Allah'ın emirlerine hakkıyla yapışamıyoruz. Peygamberimizin sünnetini ifade edemiyoruz. Yok, peygamber sünneti diye bir şey kalmadı hayatımızda. Hiçbir şey kalmadı. Misvak kalmadı, kuşluk kalmadı, teheccüd kalmadı, evvabin kalmadı, Kur'an okumak kalmadı. Kur'an okuyan Müslüman bulamıyoruz biz ya. Kur'an okuyan yüzüne kalmadı, bu hale geldik. Bir de bu kadar rahatı da bulursak hepten gevşeriz diyor Resulullah Aleyhisselam. Bizi iyi tanıyor, ümmetini. O zaman la ilahe illallah diyenler kurtulacak mı? Kurtulacak da bedava değil. İnanılmasını istediği Allah'ın her şeye inanmışsa, peygamberin getirdiği her şeye şeksiz şüphesiz teslim olmuşsa, şeksiz şüphesiz teslim olmuşsa, iman etmişse, tahsil etmese de ona yapışmışsa, evet aynen böyle la ilahe illallah diyenler kurtulacak. Kimisi cehennemi görmeden kurtulacak, kimisi bir cehenneme durak olacak yani.